Evet, biraz da sünnetten bahsedelim tabii. İsterseniz. Kısırlık tedavisinden bahsettik, çocuklardan bahsettik ve tabii sünnet de önemli. Peki sünnetle ilgili neler söylersiniz efendim? Şimdi tabii bir yaş var mıdır? Sünneti her yaşta yapmak mümkün. Ama çocukluk yaşında çabuk iyileşme olması, geleneksel yaklaşımlar nedeniyle yapılması daha uygun ve doğru. Ve kişinin ergen olmadan önce bu işin çözülmüş olması ona da bir rahatlık sağlar. Yaşlanmadan da artık sünnet yapılabiliyor hocam. Tabii. Doğduktan sonra doğar da yapılıyor. Doğmaz. Biz çok öneriyoruz. Şöyle ki, mesela ilk 40 gün içinde yapılan sünnetin iyileşme hızı muhteşem. Hani ne 3 ayda, ne 6 ayda, evet. Ne 3 yaşta daha kolay atlatılmıyor o olay. Sünnet sonrası o bakım ve süreç. Ama bir haftalık, 15 günlük, 40 günlük bir çocuğun iyileşmesi, olayı anlamadan bile atlatması harika bir şey. Evet. Orada biraz ailelerin ya daha çok küçük iyileşir mi, nasıl kaldırır mı falan. Ama işte bebek anneden doğduğu zaman anneye ait olan bütün savunma maddelerini alarak doğuyor. Çünkü bir kan ilişkisi var anneyle gebelik boyunca ve onları hazır olarak anneden alarak doğuyor. Daha sonra o bağışıklık mekanizmaları, sistemleri çocuğun bir süre aşağı doğru iniş gösteriyor ve kendi üretmeye başlayınca toparlıyor. İşte o 40 gün anneden her şey hazır olduğu için çocuğun iyileşmesi inanılmaz hızlı. Yarar iyileşmesi çabuk, enfeksiyon yok, şişme vesaire az, ödem az. Zaten çocuk bezli, krem bakımıyla atlatıyor gidiyor. Bir şurup bile içmesine gerek yok. Dolayısıyla yani tıbbi anlamda sünnet sonrası eziyetin hiç olmaması anlamında o dönem önemli. Ama bir 3 aylık, 6 aylık, 3 yaş, 6 yaşlı sünnet olur. Hani hele ki yani çocuk... Yani yok diyorsun. Yok tabii ki. Yani bir 6 yaşta doldurmuş bir çocuğun tabii bilinci geliştiği için, korkuları da ilerlediği için ve çevrenin de bir bu konuda provokatif hani söylemleri olabiliyor, kesilecek, edilecek evet. gibi olduğu zaman çocuğu da iyi hazırlamak çok önemli bu kez. Bak derisinin fazlası kesilecek, mutlaka uyuşturucu yapılacak, ağrı hissetmeyeceksin gibi çocuğun psikolojik bilgilendirilmesi ve hazırlanması çok önemli. Bazen yani inanın kahroluyorum diyeceğim, yani sünneti yaparken bile aileden bazıları şimdi kesiliyor, şimdi kesilecek gibi söylemlerde olunca işte o çocuğun artık susması, durması söz konusu değil. Eğer bu yönde de kaygı yüksekse aileyle konuşup genel anestezi altında yapılmasını da tavsiye edebiliriz. Tabii yani çocuk o süreci hiç hatırlamazsa belki daha iyi de olur. Özellikle 4 yaştan itibaren 6-7 yaşa kadar o süreç biraz sıkıntılı olabilir. Sünnetin ben her daim hastanede yapılmasını, cerrahi koşullara, kurallara uyularak yapılmasını öneririm. Belki bin yıllardır yapılan bir işlem olduğu için de hani ne var ki sünnet denir ama aslında sünnet de bir ameliyattır, bir cerrahi işlemdir. Aslında çok önemli bir önemlidir. Bir kere de düzgün olması çok önemlidir. Ve bütün cerrahi kurallara da uyulması gereken bir işlemdir. Biz olabildiği kadar içeri bir veya iki yakınını alıp müdahale odasında yapıyoruz ama bazen tabii kalabalık da çocuğu olumsuz etkileyebiliyor o yüzden. Böyle teknik, biraz tecrübeye dayalı tabii ki işin incelikleri var. Sünnet demişken bir de hipospadyaz dediğimiz bir hastalıktan bahsetmek isterim. Onu şöyle tarif edeceğim. Dışarı idrar atılan deliğin pipinin en ucunda olmaması da altta olması. Hani alt karın bölgesinde olmasıdır. Delik bir şekilde uca kadar gidemeden alttan yol verir ve çocuk alttan işer. Bunları biz tabii çocukluk yaşında çok önemli değil belki bu ama ileri üreme çağında gebelik açısından önemli olabilir. Çiftin çocuk sahibi olması açısından olabilir. Biz bunu da 1,5 ila 3 yaş arası çözmeyi tavsiye ederiz. Halk arasında peygamber sünneti dediğimiz sünnet derisinin alt tarafının oluşmadığı deliğinde daha geride olduğu bir rahatsızlıktır. Gelişimsel bir şeydir. Bunun da cerrahi olarak düzeltilmesi önemlidir. Onun da ideal yaşlarının da 1,5-3 yaş arası olduğunu söyleyebilirim. Ve sünnet öncesi çocuğun bir ürolog
veya genel cerrah veya çocuk cerrahı veya bir hekim tarafından değerlendirilerek böyle bir sorununun olup olmadığının bilinmesi de önemlidir. Çünkü o çocuğu sünnet ettikten sonra bir de o deliği düzeltmeye kalkmak daha zor. Aynı anda ikisini yapmanın bir takım avantajları var. Hani o gözden kaçmadan, o tanı atlanmadan sünnete karar verilirse gerçekten iyi olur. Bunu da sünnet konusunun içine öyle yerleştirmiş olalım. Peygamber sünnetli çocukların da sünnetini mutlaka hekim yapsın, bir ürolog olsun, bir çocuk cerrahı olsun ki delikle ilgili bir sorun varsa onu da yakalayıp onun da düzeltilmesini sağlasın önerisinde bulunmak isterim.